Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sizin sorularınızın hepsini not ediyorum. Bir arkadaşımız CBR125 için işte bir ekipman istemiş. Bir arkadaşımız da YZF-R125 için bir ekipman istemiş. Yani hepsini birleştirmeye çalışıyorum. Bir de scooter için isteyen bir arkadaşımız var. Scooter önerisi hani bir ekipman, bir giyim tavsiyesi verebilir misiniz demiş. Üçünü birleştiriyorum. Yaklaşık 1500 lira civarında bir kombin yapacağım bunlarla beraber. Ve biraz daha geçebilir. Alacağınız parçalara göre değişebilir. Ben açıklamada bunların altına farklı farklı seçenekler sunuyorum ve onların linklerine basarak sitemizde istediğiniz seçenekleri siz değiştirebilirsiniz, farklılaştırabilirsiniz. Hemen kasklardan tanıtmaya başlayayım. İlk önce Bell Qualifier kaskından başlayayım. Bell Qualifier'ın siyah kapalı kaskı. Bu model gerçekten iyi bir model. Hem de Double D bağlantısı var. Bu Double D bağlantıyı biliyorsunuz gerçekten iyi. Ve hani en çok tercih edilen bağlantı, en sağlam bağlantı çeşidinden. Bunu kafama giyerek ilk önce göstereyim. Sonra da tanıtımını yapayım. Geniş bakış açısı olduğunu zaten her zaman her seferinde söylüyorum. Bell Qualifier'ın gerçekten geniş bir bakış açısı var. Kademeli açılan bir tane camı var. Ön havalandırma, üst havalandırma katmanları var. Ve arkada hava çıkış kanalları var. Yanda hava çıkış kanalları var. Bu ECE 2205 sertifikasına sahip bir kask. 1587 gram artı eksi 50 gram kadar fark edebiliyor. İç petlerini çıkartabiliyorsunuz. Double D olduğunu söyledim. Boyuna oturması da gerçekten rahat ve kullanışlı bir kask. Bir de çok tercih edilen ve kazalarda size daha fazla mukavemet verebilecek bir kask olduğu için de bunu tercih etmenizi öneriyorum. Bunun fiyatı 199 dolar yani yaklaşık 800 lira civarında bir kask. Tam fiyatlarını zaten açıklama kısmına yazıyorum. YZF için veya CBR için bunun farklı renklerinden alabilirsiniz. İşte CBR'ınızda beyaz varsa bunun beyaz renkleri var. Onlardan tercih edebilirsiniz. YZF-R125'iniz mavi ağırlıklıysa bunun farklı mavi seçeneklerine bakabilirsiniz. Onlardan seçebilirsiniz. Buna bir tane daha kask örneği sunacağım. Bu da LS2'nin CR1 karbon adını verdiğimiz kaskı. FF396'ya geçiyor. FF396 için bir tane daha hani bununla beraber öneri isteyen arkadaş vardı. O da bu öneriden yararlanabilir. O da hani bunun içinde olduğu bir kombini tekrar tanıtacağım zaten. O bundan yararlanabilir. Bakış açısı geniş, petleri çıkabiliyor. Ön burunluğu var. Alt çene pedi var. Boyun kısmındaki petler sarsıntıyı engelleyebilecek gibi yapılmış. Double D bağlantıya sahip. Karbon fiber alışımlardan oluşan bir tane kabuğu var. Üst havalandırma kanalları var. Ön havalandırma kanalı var. Bunlar da içeriye hava vererek camınızın buğulanmasını engelliyor. İç petlerini zaten hani çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda boynunuzu hem sarsıntıdan hem de çarpmalardan koruyabilecek gibi ufak bir ek yeri yapmışlar. Spoiler'ınla birleşik bir tane havalandırma kanalı var. Bu gerçekten hafif bir kask. 1350 gramlık bir kask. ECE 2205 sertifikasına sahip. Ve de bu bir bağlantı olduğunu görüyorsunuz. Bunu da kafama giyerek göstereyim size. Üst havalandırma kanallarını zaten söylemiştik. Arka havalandırma kanallarını söyledik. Gerçekten hafif bir kask. Kendi sınıfındaki en iyi kasklardan bir tanesi. Bel veya bunu tercih edebilirsiniz. Bu giyim tavsiyesinde iki tane mont seçeneği sunacağım. Bir tanesi Rolef'in montu. Şöyle giyerek göstereyim. Rolef'in montları bu sene gelmişti ve gerçekten iyi montlar. Ve bu montun fiyatı 539 lira biliyorsunuz. Peşin ödemede indirimlerimiz var. Önden kapattığınızda ilk önce içini tabii göstereyim. İçinde bir tane katmanı var. Bu katman sizi hem yağmurdan koruyacaktır hem de termal özelliği sayesinde yaz kış sürüşlerinizde size gerçekten faydalı olacaktır. Önden kapattığınızda
Şöyle kapanıyor boynuna kadar. Boynu biraz düşük. Bileklerinin de çift tarafında cırt cırt var. Aynı zamanda şurasında havalandırma için kanal var, yani fileli bir dokusu var. Kapattığınız zaman şöyle iki tane böyle fermuar diyorum, pardon, cırt cırtla kapanıyor. Kollarını da ayarlamak için cırt cırt yerleri var ve kolunda bir tane daha şöyle şuradan açma yeri var. Kolunda bir tane daha şöyle açma yeri var. Buradan da file dokusunu zaten görüyorsunuzdur umuyorum. Kollarındaki ayarlama yerlerini söyledim. Dirseklerinde ve omuzlarında C'ye onaylı korumalar var. Sırtı da bir korumayla geliyor. Bunu isterseniz scooter'da, isterseniz CBR125'te, hani bu biraz daha ne denir, spor modeli daha uygun. Bir sonraki önereceğim de biraz hani spor ve enduro modeli daha uygun olacak. CBR125 için olabilir. Daha kısa bir mont, daha farklı renkli bir mont istiyorsanız Venom'un montları olabilir. Onların da linklerini aşağıya açıklama olarak ekleyeceğim. Bu tamamen siyah bir mont. Şöyle önünde zaten cırt cırtı var ve üstüne kadar kapanıyor. Ön tarafında çift cep var, yan tarafında cebi var ve şurasında bir tane daha cebi var. Bu cepleri de hem içteki ceplerden, telefon ve ruhsat ve cüzdan ceplerinin de dahil olmak üzere 6 tane, 5 tane burada, 2 tane içeride, 7 tane cep olarak kullanabilirsiniz. Arka tarafında gerçekten iyi ama tamamen sırtının dibine kadar inen bir koruma içermiyor arka tarafındaki sırtlık. Onun için buradaki korumayı tamamen değiştirebilirsiniz. Artı üstüne bir tane bellik alabilirsiniz. O tamamen sizin seçeneğiniz. Mağazamıza gelerek, mağazamız zaten biliyorsunuz Bostancı, Şerenköy, Karakartal sokakta. Şöyle tekrar göstereyim. Dışı da gerçekten iyi bir kumaştan yapılma. O kumaşın özelliklerini hani sitemize girerek veya alttaki açıklamaları okuyarak görebilirsiniz. Bu gerçekten iyi bir mont. Adı da şöyle söyleyeyim, hani bakmanız için. Rolef Ro780 Liverpool modeli. Siyah bir model. Bunun farklı renkleri sanırım olacaktı. Onlardan da bakabilirsiniz. Bu scooter sürücülerine daha çok iyi gidecektir. Hem hani vücut oturuş bakımından, ama hani çok uzun bir mont değildir. İstiyorsanız hani belinizin tam kapanmasını istiyorsanız, daha kısa bir mont istemiyorsanız, bu da Venom'un Turex siyah modeli. ProElim modelinin sadece linklerini koyacağım. Bununla ben bu tanıtımla beraber onu sunmuyorum. Cırt cırtı var ve şurada kollarında cırt cırtı var. Şuralarında fermuarı var. Kol ayarlama yerleri var. Özellikle şu kol tarafında şöyle bir cırt cırtlı kol ayarlama bandı var. Şöyle bantlayabiliyorsunuz. Şöyle bantlıyorsunuz. Ayrıca bir tane cırt cırtı var. Kolunuza göre hani sizi sıkması için, daha iyi koruması için bu kol bantlarını sıkıştırmayı unutmayın. Kazağında size daha fazla mukavemet, daha fazla koruma verecektir. Dizlerin, dirseklerinde ve omuzlarında C'ye onaylı yine korumaları var. Körük mekanizmaları var, özellikle omzunda. Ve şuralarında ayarlama yerleri var. Şu iki tarafında ayarlama yeri var. Şu ön tarafındaki cepleri görüyorsunuz. Şuralarında da aynı zamanda iki tane cebi var. Önü çıt çıtlı ve fermuarlı çift cebi olduğunu gördünüz. Bu cepler de su geçirmez ceplerdir. Arka tarafına bakalım. Arka tarafında şöyle, arka tarafında bir sırtlıkla beraber geliyor, bir koruma ile beraber geliyor. Birçok ceket biliyorsunuz kendi korumasıyla beraber gelmiyor. Benim tanıttığım ceketlerse Rolef'in ve bu ceket özellikle korumayla geliyor. Sırt korumasıyla beraber geldiği için de özellikle bunu sunmak istedim. Bir de bununla beraber iki tane daha parça sunacağım. Bu parçalardan bir tanesi Vexo'nun korumalı bir eldiveni. Vexo Sport diye geçiyor. Bu 200 liralık bir eldiven. Bu Venom'un fiyatını tam olarak bilmiyorum. Onu da açıklama kısmına yazacağım. Bu mafsallı bir dizlik. Daha çok koruma verecektir mafsallı. Bir de hani ayağınızı büktüğünüzde veya oturma pozisyonuna göre şekil alabilen bir koruma çeşidi, bir diz koruma çeşidi olduğu için bunu özellikle tavsiye ediyorum. İsterseniz bir üst model olarak Zandana'nın mafsal dizliğini alabilirsiniz. O da tabii ki 1500 liralık bir kombin içinde biraz fark yaratacaktır. Diyelim işte bunun fiyatı 75 lira. Zandana'nın koruması için mafsal dizliği de 260 lira diye hatırlıyorum.
Bunu alabilirsiniz veya işte diğer Zandona'yı alabilirsiniz. Venom'un bu spor model eldivenleri benim hoşuma gitti. Çünkü deri ve kumaş alaşımları içeren bir eldiven. Şöyle elime giyerek gösterebilirim. Bu da hani bu takımla, bu kombinle beraber iyi gideceğini düşündüğüm bir eldiven. Biraz daha spor bir ceket daha tanıtacağım. O da R125 için iyi olacak. CBR125 için veya YZFR125 için iyi olacaktır. Bilek koruması var. Baş parmağında eklem yeri koruması var. Körük mekanizması var üstünde. Özellikle bu eklem yerlerinde korumalar var ve yumruk koruması var. Deri ve kumaş alaşımlı yapıldığı için daha üst koruma sunacağını düşündüğüm, hem uygun fiyatlı, hem scooter'a isterseniz kullanabilirsiniz, hem CBR125'e kullanabilirsiniz. Eğer daha renkli bir tane istiyorsanız Stikoyko'nun MC17 adlı eldiveni alabilirsiniz. Yaklaşık bu fiyatlardadır. Kombini çok yükseğe çıkartmaz. Bu eldiveni de şöyle gösterebilirim. Şimdi bu kombin aslında hani biraz renksiz bulursanız renkli modelleri için açıklama kısmına bakın. O açıklama kısmında size farklı mont seçenekleri, farklı eldiven seçenekleri ve farklı kas seçenekleri göstereceğim. Onlardan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kendi kombininizi oluşturabilirsiniz. Bu R125'e biraz renksiz gidebilir. Belki size renksiz gidebilir. O yüzden de hani Venom'un daha renkli montlarından alabilirsiniz veya işte Proil'in daha renkli montlarından alabilirsiniz. Onların da linklerini açıklama kısmında bulacaksınız. Bu kombini bizden kimler istemişti arkadaşlar? Ufuk Yıldırım adlı bir arkadaş istemişti. 1500 TL'ye kadar scooter kombini yapabilir misiniz demişti. Bu kombinden yararlanabilirsin Ufuk. Bir de Abdullah Güler adlı arkadaş CBR125 için 2000 TL'ye ekipman dizebilir misiniz dedi. Ben bu kombini öneriyorum. Ayrıca önerdiğim hani renk bakımından da CBR125'e gidebilecek bir kombin farklılaştırma istiyorsan renklilerini ve renkli kasları, renkli montları orada tekrar hani linklerde tekrar paylaşacağım. Bir tane de Tuğberk diye bir arkadaş Yamaha YZFR125 için ekipman istemişti benden. 125'lik ortalama motorlar için hani tanıttığım ekipmanlar bunlar. 1500 TL, 2000 TL arasındaki ekipmanlar bunlar. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Farklılaştırmak için linklere bakın. Hepinize iyi sürüşler.